arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim ve çok değerli öğretmenlerim. Bodrum'da ilk defa gerçekleştirilen öğrenci meclislerinin başkanları okul idarecileriyle bir araya geldi. İlçe öğrenci meclisi için şu an toplanmış bulunuyoruz. Muğla Okul Meclisleri Projesi uygulama takvimi çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde Bodrum genelindeki resmi ve özel okullarda öğrenci meclisleri kuruldu. Okul idareleriyle işbirliği içinde olan öğrenci meclislerinin temsilcileri önceki gün düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Okul meclis başkanları ve okul idarecilerinin katılımıyla yapılan 2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. dönem öğrenci meclisi tanışma ve değerlendirme toplantısı Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin başta olmak üzere okul müdürleri ve öğrenci meclislerinin temsilcileri katıldı. İlçemizi ve ilimizi Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Toplantıda ilk olarak Bodrum Anadolu Lisesi öğrencisi Ulaş Genç bir konuşma yaptı. Bodrum Öğrenci Meclis Temsilcisi olan Ulaş Genç, yapılan seçimle Muğla İl Temsilcisi olarak Türkiye genelinde Muğla'yı temsil etmeye de hak kazandı. Toplantıda bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ise projenin amacını şu sözlerle açıkladı. Bugünkü toplantımızın amacı, sevgili gençler, özellikle sizleri dinlemek istiyoruz. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak sizleri kendimize emanet kalıyoruz. Ve şu bizim en büyük felsefemiz, inancımız, bizler yola çıkarken bir tek çocuğumuz yolda kalmasın diye, bir tek çocuğumuz israf olmasın diye Bodrum'u karış karış gezip öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, idarecilerimizle toplantılar yapıyoruz. Tabii sizler bizim için çok önemlisiniz. Çok değerlisiniz. Sizleri önemsiyoruz. Belki 30 yıl sonra, belki 20 yıl sonra, bazılarınız için 10 yıl sonra bu ülkenin yönetimine sizler katılacaksınız. O yüzden sizler çok kıymetlisiniz sevgili. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Geçin, hayatın her alanını okullaştırmamız, okulu hayatın her alanına yayılacak şekilde genişletmemiz gerektiğine inanıyoruz diyerek sözlerini tamamladı.